Merhabalar arkadaşlar, Ehliyet Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2022 yılı Şubat ve Mart ayı ehliyet sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Lütfen soruları dikkatli bir şekilde dinleyip cevabınızı verin. Zaten sonrasında doğru cevabı söyleyeceğim. Lütfen özellikle sınavda soruları dikkatli okuyun arkadaşlar. Görsel sorular bize çok basit gibi gelebilir ama tabelalara dikkat etmemiz gerekiyor görsel sorulardaki. Sınavda başarılı olmak için son videomuzdan geriye doğru testleri çözmenizi öneriyoruz. En iyi çalışma yöntemi budur. Eğer kanalımıza ilk defa geldiyseniz mutlaka öncelikle konu anlatımlı derslerimizi izleyin. Bu videonun açıklama kısmına linklerini bırakacağım. Tıklayıp izleyebilirsiniz. Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sol alt köşede Instagram adresimiz mevcut. Lütfen videoyu bitirdiğinizde kaç doğru yaptıysanız aşağıdaki yorumlar kısmına bunu yazın arkadaşlar. Sizleri takip ediyoruz. Bu çok önemli. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer hazırsanız hemen sorulara geçelim. Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur? A. Omuzuna, B. Omurgasına, C. Ayak tabanına, D. Karın boşluğuna. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Ayak tabanına vurulur arkadaşlar. Bu nasıl aklınızda kalabilir? Yeni doğmuş çocukların ayak tabanına vururlar. Vurduğu anda ağlar arkadaşlar. Buradan aklınızda kalsın. Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur? A. El frenin çekilmesine, B. Motorun durdurulmasına, C. Acil uyarı ışıklarının yakılmasına, D. Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Acil uyarı ışıklarının yakılmasına gerek yoktur. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Yüklerin bağlanması, B. Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması, C. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması, D. Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması yasaktır. Yerleşim yeri içinde trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır? A. 15, B. 20, C. 30, D. 50. Bu sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. 15 metre mesafede duraklamak yasaktır. Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğunu gösterir? A. Radyatör, B. Termostat, C. Yağ filtresi, D. Devri daim pompası. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Termostatın arızalı olduğunu gösterir. Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır? A. Bağlantı yolunda seyrederken, B. Tek yönlü yollarda duraklarken, C. Tek yönlü yollarda park ederken, D. İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Bağlantı yolunda seyrederken geri gidemeyiz arkadaşlar. Bu yasaktır. Aşağıdakilerden hangisi trafik denetim görevlilerinin istemesi halinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir? A. Sürücü belgesi, B. Araç bakım kartı, C. Araç tescil belgesi, D. Nüfus hüviyet cüzdanı. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Araç bakım kartı. Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir? A. Yüzün yaralanması, B. El bileğinin burkulması, C. Köprücük kemiğinin kırılması, D. Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi. Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Kaburganın sağ alt bölgesinde 1 santim, B. Karın sol üst bölgesi 3 santim, C. Göğüs kemiğinin ortası 5 santim, D. Göğüs kemiğinin 1,8'lik üst kısmı 7 santim. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Göğüs kemiğinin ortası 5 santim. Bu doğrudur arkadaşlar. Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur? A. Sırt üstü yatırılıp başın geriye alınması, B. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi,
C. Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması. D. Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması. Bu doğrudur. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır? A. Meyve suyu içirilmesi. B. Şoka karşı önlem alınması. C. Yara yerinin soğuk tutulması. D. Yara yerine göre uygun pozisyon verilmesi. Bu sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. Meyve suyu içirilmesi yanlıştır arkadaşlar. Kesinlikle yapmayalım. Vücut dokuların oksijen, besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir. Yukarıdaki açıklama vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir? A. Hareket sistemi, B. Sindirim sistemi, C. Dolaşım sistemi, D. Boşaltım sistemi. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Dolaşım sistemi. Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur? A. Aracın hızlı sürülmesi. B. Yayların yağsız kalması. C. Yakıt deposunun dolu olması. D. Lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir? A. Trafik kurallarına riayet edilmesi. B. En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi. C. Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması. D. Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Trafik kurallarına riayet edilmesi. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir? A. Huzursuzluk. B. Baş dönmesi. C. Dudak çevresinde morarma. D. Ciddi ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Ciddi ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk şok belirtilerinden biri değildir. Marşa basıldığında tık diye ses gelip marş motoru çalışmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Aracın el freni çekilidir. B. Debriyaj arızalıdır. C. Akümülatörün kutup başları gevşemiştir. D. Yakıt içerisinde toz veya pislik vardır. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Akümülatörün kutup başları gevşemiştir. Yani akümülatör derken kafanız karışmasın. Akü. Diğer adı da akümülatördür arkadaşlar. Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içerisinde yakan ve üretilen ısı enerjisini piston biyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir? A. Marş motoru. B. Elektrik motoru. C. İçten yanmalı motor. D. Dıştan yanmalı motor. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. İçten yanmalı motor denir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi çakıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır? A. Çıkan bölge üzerine masaj yapmak. B. Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak. C. Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak. D. Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak sevk etmek. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak sevk etmek. İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır? 1. LPG, 2. Benzin, 3. Motorin. Şıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. 1, 2 ve 3. Yani LPG, benzin ve motorin arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir? A. Kırmızı ışıkta. B. Sarı ışıkta. C. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta. D. Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta. Yol kontrol edildikten sonra geçilir arkadaşlar. Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich manevrası uygulayan bir ilk yardımcının uygulama sıralaması nasıl olmalıdır? Lütfen dikkatli dinleyelim. 1. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
2. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır. 3. Bir elin baş parmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. Evet arkadaşlar, bu sıralama nasıl olmalıdır? Şıkları görüyorsunuz. Bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkı gibi olacaktır. 2, 3 ve 1 sıralamasıyla olmalıdır. Aracın hararet göstergesi çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiş olabilir? A. Vantilatör kayışı gevşektir. B. Vantilatör kayışı kopmuştur. C. Hararet düşür arızalıdır. D. Su pompası arızalıdır. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Hararet düşürü arızalıdır arkadaşlar. Aracın elektrik devresinde akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir? A. Akü, B. Platin, C. Sigorta, D. Alternatör. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Sigortadır arkadaşlar. Yüksek akımdan aracımızı korur. Aşağıdakilerden hangisi bujilere giden elektriğin voltajını yükseltir? A. Sigorta, B. Karbüratör, C. Endüksiyon bobini, D. Marş motoru. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Endüksiyon bobini. Aşağıdakilerden hangisi insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir? A. Kan, B. Kalp, C. Eklemler, D. Kan damarları. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Eklemlerdir arkadaşlar. Dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir. Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir? A. Kırmızı oklu ışık, B. Yaya figürlü yeşil ışık, C. Faslalı olarak yanıp sönen sarı ışık, D. Faslalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Faslalı olarak yanıp sönen sarı ışık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir? A. Üçgen reflektör, B. İlk yardım çantası, C. Yangın söndürme cihazı, D. Sarı ışıklı dönerli uyarı lambası. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Sarı ışıklı dönerli uyarı lambası. Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur? A. Yağ, B. Asit, C. Antifriz, D. Saf su. Bu sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Antifriz konulur arkadaşlar. Donmayı önlemek için antifriz koymamız gerekir. Karayollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? A. İki şeridi birden kullanması, B. Aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi, C. Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması, D. Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. İki şeridi birden kullanması yasaktır arkadaşlar. Trafik kazasına sebep olabilir. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir? A. Deride kızarıklık olması, B. Bilinç seviyesinin artması, C. Vücut sıcaklığının artması, D. Nabzın hızlı ve zayıf olması. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Nabzın hızlı ve zayıf olması. Aşağıdakilerden hangisi motorun harareti yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerdendir? A. Motorun üzerine su dökülmesi, B. Klimanın çalışıyorsa kapatılması, C. Motorun stop edilerek soğuk su ilave edilmesi, D. Motor stop edilerek soğuk antifriz ilave edilmesi. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Klimanın çalışıyorsa kapatılması gerekir arkadaşlar. Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur? A. Mide, B. Beyin, C. Karaciğer, D. Kalın bağırsak. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. İlk önce beyinde hasar oluşturur arkadaşlar. Yaya yolu bulunmayan karayollarında
Yayaların aşağıdakilerden hangisinde yürümesi zorunludur? A. Trafiğin yoğun olmadığı şeritte. B. Gidiş yönüne göre sağ bankette. C. Gidiş yönüne göre sol bankette. D. Taşıt yolunun en sağındaki şeritte. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Gidiş yönüne göre sol bankette. Yani araçları karşımızdan geliyor şekilde görmeliyiz arkadaşlar. Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur? A. Aracın maksimum hızının artmasına. B. Lastiklerin daha çabuk aşınmasına. C. Fren sisteminin arızalanmasına. D. Yakıt tüketiminin azalmasına. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Lastiklerin daha çabuk aşınmasına neden olur. Kavşaklarda araçların sağ ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır? A. Sağa ve sola dar. B. Sağa ve sola geniş. C. Sağa dar, sola geniş. D. Sağa geniş, sola dar. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Sağa dar ve sola geniş şeklinde olmalıdır. Araç sürücülerinin duraklanan veya park edilen yerden çıkarken 1. Işıkla veya kolla çıkış işaretleri vermeleri. 2. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri. 3. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları. 4. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir. Verilen bilgilerden hangileri doğrudur arkadaşlar? Şıkları görüyorsunuz. Bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. 1, 2 ve 4 doğrudur arkadaşlar. Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakilerden hangisi asli kusur sayılır? A. En soldaki şeridi sürekli işgal etmek. B. Öndeki aracı arkadan çarpmak. C. Aracın cinsine ve teknik yapısına uygun olmayan hızla gitmek. D. Takip mesafesine uymak. Pardon, uymamak. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Öndeki aracı arkadan çarpmak asli kusur sayılır arkadaşlar. Takip mesafemizi korumamız gerekir. Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır? A. Çalışmaz. B. Sarsıntılı. C. Sarsıntısız. D. Yüksek rölantide. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Sarsıntılı bir şekilde çalışır. Düşene sırtını dönen korksun, bir gün kendi düştüğünde kimse ona elini uzatmayacaktır. Yukarıdaki ifadede trafik adabının hangi yönü üzerine söylenmiş olabilir? A. Yardımlaşma. B. İletişim. C. Sorumluluk. D. Hoşgörü. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Yardımlaşma üzerine söylenmiş olabilir arkadaşlar. Sağa dönmek isteyen şekildeki bir numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sırayla yapmalıdır? 1. Hızın azaltılması. 2. Dönüş işaretinin verilmesi. 3. Dar bir kavisle dönülmesi. 4. Sağ şeride girilmesi. Şıkları okuyorum. A şıkkımız 1, 2, 3, 4. B şıkkımız 1, 4, 2, 3. C şıkkımız 2, 4, 1, 3. D şıkkımız ise 4, 2, 1, 3 sıralamasıyla. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. 2, 4, 1 ve 3 sıralamasıyla yapılmalıdır arkadaşlar. Sürücülerin aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik kazalarına yol açmaktadır? A. Hız sınırlarını aşmaları. B. Kurallara uygun davranmaları. C. Belirli aralıklarla mola vermeleri. D. Araç kullanırken dikkatli olmaları. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Hız sınırlarını aşmaları trafik kazalarına yol açar arkadaşlar. Lütfen hız sınırlarını aşmayalım. Devam ediyoruz. Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması hangi tür kanama olduğunu gösterir? A. Diş eti kanaması. B. Atardamar kanaması. C. Toplar damar kanaması. D şıkkımız ise kılcal damar kanaması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Atar damar kanaması arkadaşlar. Kalp atımlarına uyumlu bir şekilde kesik kesik akar. O atar damar kanamasıdır arkadaşlar.
Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur? A. Omuzuna, B. Omurgasına, C. Ayak tabanına, D. Karın boşluğuna. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Ayak tabanına vurulur arkadaşlar. Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir? A. Gabari, B. Azami toplam ağırlık, C. Taşıma sınırı kapasite, D. Yüklü ağırlık. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Taşıma sınırı kapasite adı verilir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi koma halinin nedenlerinden değildir? A. Kafa yaralanmaları, B. Beyin zarı iltihabı, menenjit, C. Kaburga çatlakları, D. Zehirlenmeler. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Kaburga çatlakları koma halinin nedenlerinden değildir arkadaşlar. Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir? A. Volan dişlisine, B. Diferansiyele, C. Amortisöre, D. Fan motoruna. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Volan dişlisine hareketi iletir. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Yüklerin bağlanması, B. Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması, C. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması, D. Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması yasaktır arkadaşlar. Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? A. Şerit değiştirilmesi, B. Öndeki aracın geçilmesi, C. Aracın hızının arttırılması, D. Geçiş hakkı kurallarına uyulması. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Geçiş hakkı kuralına uyulması. Bu doğrudur arkadaşlar. Yerleşim yeri içinde trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır? A. 15 metre, B. 20 metre, C. 30 metre, D. 50 metre. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. 15 metre mesafede duraklamak yasaktır arkadaşlar. Marş yapıldığında marş motoru çalışmayıp korna da çalışmıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir? A. Aküde, B. Bujilerde, C. Jikle devresinde, D. Rölanti devresinde. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Muhtemel arıza aküde olabilir arkadaşlar. 1. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak. 2. Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek. Yukarıda verilenler trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir? A. Araç kusurları, B. Yaya kusurları, C. Yolcu kusurları, D. Sürücü kusurları. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Sürücü kusurları. Aşağıdakilerden hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler? A. Buji, B. Dispiratör, C. Ateşleme bobini, D. Kontak anahtarı. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Yakıt hava karışımını buji ateşler arkadaşlar. Araç gösterge panelinde ABS uyarı ışığının yanması aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir? A. Fren, B. Yakıt, C. Yağlama, D. Soğutma. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Fren sisteminde bir arıza olduğunu belirtir arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? A. Ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması, B. Bilinci açık ise yara oturur duruma getirilmesi, C. Ağızdan ılık içecekler verilmesi, D. Batan cismin çıkarılması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bilinci açık ise yara oturur duruma getirilmesi. Doğru bir ilk yardım uygulamasıdır arkadaşlar.
Evet, sırada görsel bir sorumuz var. Şekildeki bölünmüş karayolunda 3 numaralı araç sürücüsünün azami yani en yüksek hızı saatte kaç kilometredir? A 30, B 50, C 70, D 90. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Azami hızı 70 kilometredir. Zaten yolda da yazıyor arkadaşlar. Lütfen resme dikkatli bakalım. Özellikle sınavlarda resimli soruların içindeki tabelalara dikkat edelim. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir? A. Yağdanlık, B. Yağ filtresi, C. Yağ çubuğu, D. Yağ pompası. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Yağ çubuğu denir arkadaşlar. Üzerinde genelde 3 tane çizgi bulunur. Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Sürüş konforu ve güvenliğini sağlamak. B. Aracın ivmelenme süresini arttırmak. C. Lastiklerin ömrünü uzatmak. D. Yakıt tüketimini azaltmak. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Sürüş konforu ve güvenliğini sağlamaktır arkadaşlar. Kesinlikle bu ayarları yapmamız gerekir. İki şıkkımız var. Sıkıntı veya nefes darlığı genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırtı ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi. Verilen bulgular kazazede de aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir. A. Reflü, B. Kalp spazmı, C. Kalp durması, D. Solunum durması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu bulgular kalp durması, yani özür diliyorum, bu bulgular kalp spazmının olduğunu gösterir arkadaşlar. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. Marş, B. Şarj, C. Ateşleme, D. Kavrama. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem kavramadır arkadaşlar. Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hali, trafikteki hangi temel değere sahip olduğuna örnektir? A. Yardımlaşmaya, B. Öfke duygusuna, C. Bencil davranmaya, D. Aşırı tepki göstermeye. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Yardımlaşmaya örnektir arkadaşlar. Kesinlikle yapmalıyız. Yardımlaşmalıyız. Bir gün biz de yolda kalabiliriz. Aşağıdaki tabloya göre hangi seçenek kesinlikle söylenir? Görüyorsunuz, kandaki alkol miktarı ve kaza riski gösterilmiş. Şıkları okuyorum. A. Az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini güçlendirdiği. B. Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı. C. Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği. D. Alkol tüketiminin ülkemizde çok yoğun olduğu. Doğru cevabımız B şık olacaktır. Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı söylenebilir. Bu tabloya göre söyleniyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi kavrama, debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına neden olur? Sebep olur. A. Aracın hızlı kullanılması. B. Ani ve sert kalkış yapılması. C. Aracın yavaş kullanılması. D. Park halinde viteste bırakılması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Ani ve sert kalkış yapılması sebep olur arkadaşlar. Yani debriyaj balatasının sıyrılmasına sebep olur. Trafiğe çıkan araçta tescil belgesiyle birlikte hangisinin bulunması gerekir? A. Noter satış belgesinin, B. Kasko belgesinin, C. Trafik belgesinin, D. Karayolu uygunluk belgesinin. Doğru cevabımız C şık olacaktır. Trafik belgesinin bulundurulması gerekir. Park halindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması. B. Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması. C. Zarar verdiği aracın sahibini bulması. D. Trafik görevlisine haber vermesi.
Doğru cevabımız B şık olacaktır. Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması yanlıştır. Kaçmamamız gerekiyor arkadaşlar. Kaçsak da bir gün yakalanacağız. Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir? A. Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek. B. Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak. C. Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak. D. Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir? A. Hızlı ve aceleci davranmaya. B. Kaza yapan araca hasar verilmemesine. C. Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına. D. Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine dikkat etmemiz gerekir. Köprücük kemiği kırıkları tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A. Üçgen sargı. B. Tel atel. C. Tahta atel. D. İnce rulo sargı. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Köprücük kemiği kırıklarında üçgen sargı kullanılır arkadaşlar. 3 şıkkımız var. Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması, tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması, araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması. Verilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir? A. Çevre kirliliğinin artması. B. Sürüş konforunun azalması. C. Trafik yoğunluğunun artması. D. Aracın daha az yakıt tüketmesi. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Aracın daha az yakıt tüketmesi beklenir. Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir? A. Motor yağı. B. Fren hidroliği. C. Akü elektroliti. D. Motor soğutma suyu. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Motor soğutma suyu adı verilir arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde balanssızlık olması düz yolda belli bir hızdan sonra araçta titreşimlere neden olabilir? A. Lastiklerde. B. Pistonlarda. C. Alternatörde. D. Eksantrik milinde. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Lastiklerde balanssızlık olması belli bir hızdan sonra titreşimlere neden olur arkadaşlar. Yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir? A. Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak ve nakletmek. B. Yara üzerine tenterdiyot sürüp yarayı sarmak ve nakletmek. C. Yarayı temiz pamukla kapattıktan sonra yara yeri sabit kalacak şekilde nakletmek. D. Yarayı sargı beziyle kapattıktan sonra yaralı bölge sabit kalacak şekilde nakletmek. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Yarayı sargı beziyle kapattıktan sonra yaralı bölge sabit kalacak şekilde nakil etmeliyiz. Trafik para cezalarının tebliğ edildiği tarihten itibaren kaç gün içinde ödenirse %25 indirimden faydalanılır? A 15, B 25, C 20, D 30. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. 15 gün içinde ödersek %25'lik indirimden faydalanabiliriz. Son sorumuz arkadaşlar. Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur? A. Boşaltım sistemini. B. Dolaşım sistemini. C. Hareket sistemini. D. Sindirim sistemini. Bu sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Hareket sistemini ilgilendiren bir konudur. Evet arkadaşlar, bu sınavın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Soruların mantığını kavramaya çalışın. Her videoda söylüyorum arkadaşlar, ne kadar çok test çözerseniz sizin yararınız olacaktır. Ayrıca bu hafta çok güzel bir sürprizimiz var arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız ilk önce sizin haberiniz olacaktır. Mutlaka abone olup bildirim zilini açın. Lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın. Bu bizim için gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.